Halk Dergahı TV başındaki sevgili canlarımızı ve Halk Dergahı içindeki siz ehli canlarımızı Hak Muhammed Ali aşk ile selamlıyorum. Cümlenize aşk niyazımız olsun. Cenab-ı Hak yüreğinizde, gönlünüzde Hak Muhammed Ali muhabbetini, sevgisini daim eylesin. Bizleri onların ilim, irfan muhabbetinde mahrum eylemesin diyoruz. Bu akşamki muhabbet programımız, akşam duasını ateş uyumaz canımız. Göcü Hakk'a göçmüş canlarımıza duayı Seyit Hakkı. Delil hizmetini Sevgi Körterli, Zakirler ve Baki Kumaş Seyizm ve canlarımız. Sunum konusu İmam Ali'nin Naki'nin hayatı ve yaşamış olduğu olaylar. Sunumu hazırlayan da Ayhan Akgül Seyidim. Ben siz cümlenize başarılar diliyorum. Allah hizmetinizi, niyetinizi kabul ve makbul eylesin. Fatma Ana'nın dergahına yazılmış ola. Ateş. Destur Fiyacım. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den, Himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Aşk ile. Bismillah. Allah Allah. Erenlerin hakkı için vakitler hayır, hayırlar daim ola. Gönüller rahat ve huzur içinde ola. Hazır gayb zahir batın muhabbet erenlerinin yazımız ola. Ehl-i Beyt'in üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum pakların, 17 kemalbestlerin, 40'ların ve cümle erenlerin katarına didamdan ayırmayan. Cenab-ı Hak, dilde dileklerimizi, gönülde umurlarımızı veren. Merden, namerde, merhametsizleri muhtaç eylemeye. Duvarlarımızdan taş, gözlerimizden yaş dökülmeye. Genç yaşlı ölüm, ihtiyarlıkta zulüm vermeye. Dertlerimize derman, hastalarımızı şifa nasip eyleye. Evimizin düzenini, toplumumuzun aklını bozmaya. Yolumuzu yolsuza, yüzümüzü nursuza uğratmaya. Erhak Muhammed Ali yardımcınız, gözcümüz, bekçimiz ola. Çardığımızda zorda kaldığımızda bu zatlarınızın yoldaşımız ola. Duası bizden, kabulü Allah'tan ola. Allah Allah, gönül birliğiyle karşı indimine bir nefes birdedir. Allah eyvallah. Ateşcan, yüreğine sağlık. Cenab-ı Hak duanı kabul ve makbul eylesin. Eyvallah diyoruz. Şimdi de hakikat alemine göçmüş canlarımıza bir dua okuyalım. Bismillah, Allah Allah, hak meydanında, pir huzurunda bizi bir araya getiren duyguya aşk olsun. Göçmüşlerimizin hürmetine niyet ettik hak için dua eya. Bizden selam olsun hakka göçmüşlerimize, hak ile hakikatin rahmetine kavuşanlara. Durduk Halk Divanı'na, uyduk Muhammed Ali ve 12 imamı. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum pakların, 40'ların yüzü suyu hürmetine, hakka göçmüşlerimizin marifetleri bağışlanmış olur. Elimiz gönlümüzde, özümüz darda, hayat ile ölüm hakkımızda hayırlı ola. Hakka göçmüşlerimiz ruhu şad, günahları bağışlanmış olur. Ya Cenab-ı Hak, bilerek veya da bilmeyerek yapmış olduğu günahlarını Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için bağışla. Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatinden mahrum eyleme. Şah-ı Merdan Ali'nin faziletleri hürmetine. Hatice-i Tül Kübra Fatma Tüzehre'nin yüzü suyu hürmetine kabir azabına uğratmayasın. Yağan yağmur esen yel hakkı için, yeşerip biten çiçeklerin ve doğanın hakkı için. Kainattaki mevcudatın hakkı için, canlı cansız varlıkların hakkı için, ikrarına dönmeyen, sorumluluğunu yerine getiren müminlerin hakkı için, hakikat alemine göçmüş canlarımızın ruhunu şad eyle. Mekanlarını pürpak, ruhlarını şad ve menzillerini mübarek eyle.
Göçmüşlerimizin hakkı için varlığımızı, birliğimizi daim eyle. Bizleri gürhün acı ve ehli beytin katarından ayırmayasın. Görünür, görünmez kazalardan, belalardan, akla hayale gelmez musibetlerden koru ve esirgeyesin. İnsanlık alemine huzur, barış ve mutluluk isyan eyleyesin. Göçmüşlerimize rahmet yaşayan kullarına sağlıklı, huzurlu yaşam nasip eyle. Göçmüşlerimizin temiz ruhu hakkı için dualarımızı, niyetimizi, niyazımızı, hizmetimizi, verdiğimiz lokmalarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Allah Allah, kabul ve makbul ola, aşk ile geçen demine hu. Allah eyvallah canlar. Şimdi de sırada bizim deli hizmeti var. Deli hizmetinde de söz hakkını Bakı Seyidim'e veriyorum. Bakı Seyidim, buyurun. Hizmet aşkıyla. Allah eyvallah, aşk ile. Evet değerli canlar, ibadet hizmet erkanı için bir araya geldik. Gönül birliğimiz için, ibadet birliğimiz için, muhabbet birliğimiz için hizmet eyleyen canlar. Destur-u Pirliha Kıya Muhammed. Sevgili canlar, kurumuz razılık, rızalık kurumuz. Bizler de bu hizmeti gönül rızamız için, gönül rızamız ile yerine getirmekteyiz. Sizler de razılığınızı veriyor musunuz? Allah eyvallah. 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 Diller dertçiler görmesin. Çok dinlenizden razı olsun. Değerli canlılar, şimdi de hizmete, ibadete dahil olan tüm canlıların birbirlerinden razılığı için sizden razılık isteyeceğiz, rızalık isteyeceğiz. Canlılar, yolumuz rızalık, razılık yolu. Biz sizi size, sizin özünüze, özünüzdeki hakka teslim edeceğiz. Aranızda dargın, küskün varsa, üzerinde kul hakkı olan varsa, bilerek veya bilmeyerek hata işleyen varsa, lütfen hak meydanına çıksın, özünü dara çeksin, yoksa Allah eyvallah desin. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah Seyyidim. Allah eyvallah. Allah eyvallah Seyyidim. Allah eyvallah. Allah eyvallah Seyyidim. Güzel canlılar. Sizler de birbirinizden razı mısınız? Allah eyvallah. Birbirinizden razı mısınız? Allah eyvallah. Hatta razı ola. Allah eyvallah. Allah eyvallah Seyyidim. Abi sen Tahaneciğim. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Diyen canlılar. Ben Hak Muhammed Ali razı olsun. Allah Allah. Birbirinize hakkımızı helal ediyorum. Allah helal olsun. Eyvallah. Helal olsun. Helal olsun erenler. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Sizler de birbirinizden razıysanız, birbirinize helal ediyorsanız, güzel hatta gönlünüzden el ve sevgisini eksik eylemesin. Allah Allah. Allah Allah. Edep, erkan, mimine nişan, kükü, lisan. İsmi Şah, Allah Allah. Allah Allah. Ver Cemal-i Muhammed, Mustafa ver Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Şah-ı Merdan Ali'yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa'ya salavat ve Ehl-i Beytine salavat. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah'a, Ali-i Velillah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Allah'a mesallâ Allah Seyyidina Muhammed ve Ali evladı Resulüne Seyyidina Muhammed. Şah-ı Merdan Ali'den üstün değil, Kutüker'den üstün, keskin kılıç yoktur. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Dua ile selam olsun size ya Muhammed Mustafa, ya Ali el-Veliyullah, ya Hatice-i Kübriye, ya Fatmetü Zühre, ya İmam Hasan Müşteba, ya İmam Hüseyin Deşti Kerbela, ya İmam Zeynel Aba, ya İmam Muhammed Bakır Beka, ya İmam Cafer Sıdkı Sefa, ya İmam Musa-i Kazım Kısmıkla, ya İmam Ali Rıza Şah-ı Khorasan, ya İmam Muhammed Takvi, ya İmam Ali El-Mahdi, ya İmam Hasan Askeri, ya İmam Mehdi Sayrı Zaman. İsmi Şah, Allah Allah. Muhabbetimizin aşkına vakitler hayır, hayırlar daim ola. Gönüller rahat ve huzur içinde ola. Ya Cenab-ı Hak,
Hazreti Muhammed Mustafa'ya keremler şah Aliül Veliyullah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Teselliler eyle. Ya Cenab-ı Hak. Her devirde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. Bir de dilekleriniz, gönülde muratlarınız olur. Eyle. Ya Cenab-ı Hak. Nereden haberde muhtaç eyleme. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa nasip eyle. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler insan eylesin. Allah Allah diyen diller dert ile keder görmeye, Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eylemeye, darda kalanlara, yolda kalanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, zalimin zulmüne maruz kalanlara, sen yetişesin, yetişesin carına, ya Şah-ı Merdan Ali. Allah Allah, Allah Allah, gönül gülüyle, gerçeğin demine, hüyümüne, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Evet, delilci canlılar meydana gelsin. Destur pirim. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Allah eyvallah. Allah göklerin ve yerin nurudur. O ilahi nurdur, yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur, kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur, insandan insanı yüksek makama eriştiren. O ilahi nurdur, insanı eğiten, peygamber sıfatına erdiren. O ilahi nurdur, zahir batın ilmine nail eyleyip veli eden. O ilahi nurdur, karanlıktan kurtarıp hidayete ulaştıran. O ilahi nurdur, evlerde yanan huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur, muhabbet ışığını yakan, gönülleri birleyen. O ilahi nurdur, insanı insana yar eden, canana kavuşturan. O ilahi nurdur, insanı sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğuna ve kainatın manasına vardıran. O ilahi nura hamdü seneler olsun. Bismillah, Allah Allah. Çerağı ruşan, fahri dervişan, zuhuri iman, himmeti piran. Pire Horasan, Kürşet-i Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliyan. Verelim Muhammed Mustafa'ya Ehl-i Beytine salavat. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya keremler şahı Aliül Veliyullah ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Allahümme salli ala Seyyidine Muhammed'in ve ala Ali Seyyidine Muhammed ve Ehl-i Beyt. Şah-ı Merdan Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan da üstün kılıç yoktur. La feta illa Ali ile seyfe illa Zülfikar. Yaradan'ın nuru kutlu aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin aratıcı aşk, aratıcı nuru aşkına, ya Allah, ya Ali, ya Ali. Nefes bizdedir. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Hak hizmetlerini kabul eylesin. Şimdi de Ali Seyyid'in bir himmet edin. Her duası. Himmet edin canım. Himmet Şah-ı Merdan Ali'den olsun. Selaveti o buraya Hüdanın aşkına yandı bu deri Muhammed Ali mededir gayet Ali'nin aşkına yandı bu deri Hatice Kibra'ya yandı bu deri Allah eyvallah. İsmi zikrettiğiniz kulların himmetleri üzerinde hazır ve hazır olsun. Hizmetin hak katında kabul olsun. Bismillah. Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çerağımız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın peygamberliğin nuru aşkına.
Kerahımız yansın yapılsın velayetin nuru aşkına. Kerahımız yansın yapılsın ehl-i beytin, on iki anların, erenlerin, evliyaların, pirlerin aşkına. Kerahımız yansın yapılsın yolumuzun, birliğimizin, dilliğimizin, geleceğimizin aydınlığı aşkına. Hazır gayip zahir batın cem erenlerinin nur cemallerine aşk ola. Cenab-ı Hak cümlemizi ehl-i beyt şefaatine nail eyle. Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. Eliniz, gönlünüz incinmeye. 12 imam hüsnü rızası üzerinizde hazır ve nazır ola. Hak Muhammed Ali utandırmaya, cehennem narına yandırmaya. O zattı Hızır yardımcınız ola. Gerçeğin demine, evliye keremine, gönül birliğine. Allah eyvallah. Gerçek erenlerden mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah eyvallah canlar. Şimdi de gönül muhabbeti için Ayhan Seyyid'ine söz veriyoruz. Nefes Ayhan Seyyid'imde. Eyvallah Seyyid'im. Allah eyvallah. Değerli canlar, bugün sizlere 10. imamımız Ali Naki'yi anlatacağım. Orta Çağ'da Ehl-i Beyt soyunun hemen hemen hepsi halifeliği de istememelerine rağmen çok büyük eziyet ve zulümler görmüşlerdir. Despot İslam halifeleri iktidarları uğruna Ehl-i Beyt soyuna garezle, kinle, baskıyla zulüm yapmışlar ve pek çoğunu da şehit etmişlerdir. İşte onlardan biri de 10. İmam Ali Naki'dir. Ali Naki'nin en çok kullandığı ikinci ismi ise Hadi'dir. Yani bazen Ali Naki olarak geçer, bazen Ali Hadi olarak geçer. Bunlar kullanılır. Bazı kaynaklarda Ali El Naki, Ali El Hadi, bazen de Ali Ül Naki veya Ali Ül Hadi de denmiştir. Naki, temiz, pak, çok takvalı ve temiz insan anlamındadır. Hadi ise hidayete veren, doğru yola ulaştıran, kavuşturan anlamındadır. İmam Naki, miladi 828 veya 829 yılında, Hicri 214 yılında, Recep ayının ikinci gününde Medine'ye 3000 mesafede bulunan ve İmam Musa Kazım tarafından kurulmuş olan Surya köyünde dünyaya gelmiştir. Babası 9. İmam Muhammed Taki'dir. Babasının zehirletilerek şehit edilmesinden sonra babasının önceden verdiği vasiyeti üzerine imamet makamına geçmiştir. Hakka yürüdükten sonra. Annesi Halife Memun'un kızı Ümmül Fazıl diye de anılan Semanetül Maribiyye'dir. İmam Naki'nin eşi Türk olup adı Hadise, Sevil veya Suzan olarak da geçer. İmam Ali Naki'nin künyeleri Ebul Hasan veya Ebul Hasan'ı Salis'tir. Samarra'nın asker mahallesinde ikamet ettiğinden Ebul Hasan'ı askeri de denmiştir. İki tane askeri ismi geçer canlar. Samarra o zamanki başkent, o zaman başkente çağrılıyor tüm bu bizim erenlerimiz, pirlerimiz. Oraya çağrıldığı için orada beraber yaşıyorlar. Buraya birazdan zaten tekrar geleceğim. İmam Naki'yi görmüş olanlar, İmam orta boylu, kızıla çalan beyaz tenli, iri gözlü, yayvan kaşlı, iç açıcı ve güler yüzlü bir çehreye sahipti demişlerdir. İmam Ali Naki, soy, ahlak, ilim, takva ve şecaat bakımından zamanının en üstünüymüş. Yüksek ahlakı, örnek yaşayışıyla çok sevilip örnek alınırmış. İmam Ali Naki, Samarra'da kendilerine ayrılan evde ibadetle meşgul olurmuş ve ziyaretine gelenlerin sorularını cevaplandırırmış. Yüksek haller sahibiymiş. Dünyaya ve dünya malına hiç rağbet etmezmiş. İmamlığı, tasavvufta rehberliği, yani insanları Kur'an-ı Kerim'in manevi hükümlerine kavuşturma, kalplere yerleştirme, tasavvuf hallerine ve derecelerine ulaştırma vazifesini zehirlenerek öldürülmesine kadar 33 yıl, 6 ay, 27 gün yapmış. İmam Ali Naki de diğer imamlar gibi bütün yaşamı boyunca Hak Muhammed Ali yolunun yüceliğini korumak için ilim ve irfanla çevresine örnek bir önderlik duruşu sergilemiş ve can siparane gayretle bunu sürdürmüştür. İmam Ali Naki'nin faziletlerini anlatan birçok rivayetler vardır. Alim olan Ali Naki ömrünü zühd ve takva içinde ilimle uğraşarak geçirmiştir. Çok özür dilerim.
alim, mutteki ve cömert bir kişi olan Ali Naki'ye rivayetlerde çok sayıda yabancı denilmesi, beklenmedik fırtınalar ve bazı insanların vefatını önceden haber vermesi, avucuna aldığı taş parçalarını altına dönüştürmesi gibi kerametler atfedilmiştir. Özür dilerim. Allah Allah. İmam Naki, babası İmam Muhammed Naki Hakk'a yürüdüğünde 7 yaşlarındaymış. İmam Naki çocukluğunu Medine'de babasının yanında geçirmiş. Samarra'da 7 yıl birlikte yaşadığı babası ölünce yaşının küçüklüğüne rağmen İsnaşerriye Şiası tarafından imam kabul edilmiş. Küçük bir grup ise kardeşi Musa'yı imam olarak tanımışlar fakat İmam Naki her zaman ön planda kalmış. İmam Naki yaşamı boyunca 7 ayrı Abbasi halifesinin hükümetini görmüştür. Bunlar Memun, Mutasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mustayin ve Mutez'dir. Ehl-i Beyt'in varlığı Abbasi halifeler için her zaman tehlikeliydi. Memun ve sonrasında Mutasım Abbasi halifeliğini sürdürmüş. Mutasım'ın ölümünde 8 bin altını 12 milyon dirhemi varmış. Onun zamanında bazı isyanlar olmuş. Aleyhine kıyam eden kardeşinin oğlu Abbas onun hapsinde can vermiş. Mutasım zalim, korkunç, kan dökünüp bir halifeymiş. Hilafeti boyunca birçok insanın kanını haksız yere akıtmış. Birçok insana zulmetmiş. Onun zamanında sosyal adaletsizlik artmış. Fakir insanlar perişan olmuş. Memun ve Mutasım zamanında İmam Naki çocuk sayılırdı. İmamet görevi yoktu. Mutasım hicretin 227. yılında Samarra'da ölünce yerine oğlu Vasık geçmiş. Vasık İslam adına hilafet süren ayyaş biriymiş. Bu işte aşırı giderek daha fazla lezzet almak için özel ilaçlar bile alıyormuş. Nihayet aldığı o ilaçlar hicretin 232. senesinde Samarra'da ölümüne neden olmuş. Vasık'ın Alevilere karşı davranışı sert değilmiş. Bu nedenle onun zamanında Aleviler ve Ebu Talip oğulları Samarra'da nispi bir rahatlık yüzü görmüşler. Vasık da 5 yıl hilafet tahtında oturduktan sonra Hicri 232 yılında ölmüş ve yerine kardeşi Mutasım'ın oğlu Mütevekkil geçmiş. Kanlı Mütevekkil. En berbat olanları da budur zaten. Vasık'ın ölümünde zindanda olan Mütevekkil oradan çıkarılarak halife olmuş. Mütevekkil Abbasilerin en çirkin ve en cani çehrelerindenmiş. Hilafet makamına oturur oturmaz ilk işi kendisinin bu makama getiren Vezir Abdülmelik'i öldürtmek olmuş. İmam Ali Naki Vasık'tan sonra Mütevekkil zamanında çok zor bir yaşam sürdürmüş. Mütevekkil içkiye, kadına, zevke ve eğlenceye düşkünmüş. İçkili toplantılar düzenler, meclislerinde yanında sakladığı akrepleri ortaya koyuverir. Hususi bir yerde beslettiği arslanları, kaplanları meclistekilerin üzerine salar. Meclistekilerin korkup kaçışmalarından zevk alıp kahkahalarla gülermiş. Hatta Halife Mütevekkil bir kere İmam Ali Naki'yi de bu hayvanların bulunduğu yere göndermiş. Fakat hayvanlar imamın çevresinde diz çöküp hayran hayran mübarek yüzlerine bakmaya başlayınca hemen imamı oradan çıkartmış ve bunu görenlere kimseye söylemeyeceklerini şiddetle tembih etmiş. Mütevekkil tam bir zevk düşkünlülük, müsrif ve sadist bir çılgın insanmış. Yaptırmış olduğu saraylarına milyonlarca dirhem harcamış. Bu arada İmam Ali Naki, Mütevekkil'in halifeliğinin ilk zamanlarına kadar Medine'de kalıyormuş. Peygamber Mescidinde düzenli dersler veriyormuş. Ehl-i Beyt öğretilerini halk arasında yayıyormuş. Mütevekkil döneminde İmam Naki'nin imametini kabul edenler, ona uyanlar, onu Resulullah'ın oğlu ve varisi tanıyıp hakkında saygı gösterenler, Medine valisi Abdullah bin Muhammed Haşimi'nin dikkatini çekmiş. Medine valisi hilafet merkezince hatırının biraz daha sayılması, nüfusunun biraz daha artması, dileklerinin öncelikle kabul edilmesi düşünceleriyle durumu Halife Mütevekkil'e bildirmiş ve yazdığı yazıda Mekke ile Medine sana gerekse Ali'yi buradan aldır demiş. Saltanat sahipleri
Ehl-i Beyt soyunun temsilcilerinin kendilerinden uzak olmalarını, güçlü toplumsal muhalefet tehlikesi yaratmalarını asla istemezlermiş. Halife Mütevekkil, Medine valisinin yazısı üzerine Yahya bin Herseme'yi Medine'ye göndermiş. İmam Ali Naki'nin evinde silah bulundurduğu ihbarı üzerine habersizce evinin basılmasını istemiş. Yahya bin Herseme, Medine'ye varır varmaz geceleyin adamlarıyla İmam Ali Naki'nin evini basmış. Çoluk, çocuk korkup feryada başlayınca Yahya bin Herseme korkulacak bir şey olmadığını, yalnız aldığı emre göre bir arama yapacağını söyleyip ev halkını yatıştırmış. İmam Ali Naki'nin de yardımıyla evi aramış ve evde Kur'an nüshalarından, dua kitaplarından başka bir şey bulamamış. Yahya bin Herseme işi bir mektupla halifeye bildirmiş. Mütevekkil, İmam Ali Naki'yi devamlı gözaltında bulundurmak için Irak'a, yani başkent Samarra'ya çağırmış. Halife Mütevekkil, İmam Ali Naki'ye gönderdiği mektupta Ali oğullarının Abbas oğullarıyla, hani Abbas oğulları akrabaları ya, Ali oğullarının Abbas oğullarıyla yakınlıklarından söz ederek kendilerine karşı daima saygı duyduğunu bildirmiş. Gelirse pek memnun olacağını söylemiş. Medine valisini de kötü ve yalan haber vermesi yüzünden azlettiğini, yerine Muhammed bin Fazlı tayin ettiğini söylemiş. Gelmeleri için istiharede bulunmalarını, karar verirlerse Yahya bin Herseme ile yola çıkmalarını rica etmiş. İmam Ali Naki, görünüşte pek saygılı olan bu mektuptaki isteğe uymazlarsa zorla götürüleceklerini anlamış. Yol hazırlıklarını tamamlayıp aynı yıl çoluk çocuk Irak'a hareket etmişler. Bağdat üzerinden o zamanki başkent olan Samarra'ya gitmişler. Yahya bin Herseme şöyle anlatıyor. Bağdat'a vardığımız zaman önce Vali İshak bin İbrahim'in yanına gitmiştim. Bana Yahya dedi. Sen Mütevekkil'i tanırsın. Bu getirdiğin kişi peygamberin oğludur. Mütevekkil'i onu öldürtmeye kışkırtırsan bil ki düşmanın Resulullah olacaktır demiş. Yahya bin Herseme vallahi demiş ondan iyilikten başka hiçbir şey görmedim. Böyle bir şeyi yapmama imkan yok. Yahya bin Herseme birkaç gün sonra Samarra'ya gitmiş. Mahiyetinde bulunduğu Türk kumandanı Vasif'in yanına varmış. O da hemen hemen aynı sözleri söylemiş. Yahya bin Herseme onu da yatıştırmış. Fakat ikisinin de aynı fikirde oluşları onu şaşırtmış. Yani her iki komutan da İmam Naki'ye sahip çıkmak istemişler. Samarra'ya ulaştıklarında Halife Mütevekkil imamın aynı gün şehre girmesine izin vermemiş. Samarra'ya ulaştıklarında Halife Mütevekkil imamın aynı gün şehre girmesine izin vermemiş. Garipliğe bakın. İmam Naki'ye konaklamak için iyi bir yerde hazırlanmamış. Onu dilencilerle sefillerin bulunduğu Yoksullar Hanı adındaki İmam Naki'ye uygun olmayan bir hana indirmişler. İmam o gün orada kalmış. Bu imama gösterilen ilk saygısızlık ve adeta ilk ihtarmış. Bağdat halkı ise İmam Ali Naki'yi büyük bir törenle karşılamış. Bu arada bazı Alevileri Abbasilerin resmi elbisesi olan siyah elbise giymedikleri bahanesiyle de zindana atmışlar. Bunlar zindanda ölmüş veya öldürülmüşler. Samarra askeri bir şehirmiş ve Abbasi halifesinin başkentiymiş. İmam Naki'nin o şehre aktarılmasından maksat onun gidiş gelişlerini ve insanlarla ilişkilerini kontrol altına almakmış. Medine'den Samarra'ya sürgün edilen İmam Naki'yi halife kendisinin askeri karargahının yanındaki mahallede bir eve yerleştirmiş ve imam hayatının sonuna kadar orada kalmış. Abbasilerin askeri üssü ve kapalı askeri bölgesinde ev hapsinde olmaları doğal olarak onlar için bazı kısıtlamalarda neden olmuş. İmam Naki'ye de askeri diyorlar. Çünkü o da evladı İmam Hasan askeri gibi Samarra askeri üssünde ev hapsinde yaşıyormuş. Bu yüzden rivayet kitaplarında bu iki imam da askeri veya askeriyen diye ünvanıyla anılırlar. Elbette o iki imam birbirinden ayırt edebilmek için rivayetlerde onların künyelerine işaret edilmektedir. Mesela İmam Naki için Ebel Hasan el askeri ve İmam Hasan askeri için de Eba Muhammed el askeri künyesi
kullanılmıştır. Destur deyim pirim. Evet. Eyvallah, destur Muhammed Ali'den olsun, buyur. Allah Allah. Müslüm bin Akay'la Ehli Beyt'e selam olsun. Erbela'ya selam olsun. Allah. Hüseyin'in yoluna kurban mı yoktu? Ali'yi sevenler sever oğlunu. Ehli Aba için can veren çoktur. Müslüm İbni Akay'la açtı yolunu. Muhammed'le İbrahim iki yavrusu. Hüseyin'e kurbandı o süt kuzusu. Canını vermekti en son arzusu. Tuttu seher vakti küfte yolunu. Dilinde Tanrı'nın Resul'ün adı. Sanki uçuyordu yoktu kanadı. Ağzında şahadet balının tadı. Görmeden gidiyor sağa solunu. Gözünde yok idi dünyanın malı. Üstüne almıştı Tanrı mebali. Canı ucuz ama tahtı bahalı. Yoluna koymuştu baş ve kolunu. Bu aslan yürekli küfeye vardı. Sağını solunu İslamlar sardı. Hüseyin'e sıdkıyla yoldaş aradı. Bile görmüştü iki koyunu. İbni Zeyd gibi vicdansız biri. Aldı bu haberi, sardı her yeri. Arayıp durdular Yezid askeri. Şaşırdı gidecek evin yolunu. Evvela kendini şehit ettiler. Mızrakla, kılıçla vurup gittiler. Kasap çengeline asıp gittiler. Mutlu ruhu tuttu cennet yolunu. Katil Haris buldu iki masumu. Söyleyin zalimler, İslamlık bu mu? Kesti başlarını, söndürdü mumu. Rezil etti bunlar insanoğlunu. Üç masum böylece Allah yoluna can verip çıktılar cennet yoluna. Ne demekti caiz Yezid kuluna? Değişti imana dünya pulunu. Allah'ım Ehl-i Beyt'i yolundan, izinden ayırmasın bizleri. Onların da ruhları elbette ki cennette. Mekanları cennet olsun, onların nurları da hepimizin üzerine olsun pirim, aşk ile nefes pirim de. Eyvallah Yeter Hanım, eyvallah. Yüreğinize sağlık. Cenab-ı Hak dileğinizi kabul eylesin. Ayhan Seydim'in de yüreğine sağlık. Emekleriniz hepinizin de hak divanına yazılsın. Allah Allah. Ayhan Seydim, buyurun. Eyvallah Seydim. Kaldığım yerin devam edeyim. Mütevekkil imamı sürekli ve sıkı bir şekilde göz altında bulundurmuş. Ondan sonraki halifeler de İmam Naki şehit oluncaya kadar öylece göz altında bulundurmuşlar. Bir zaman sonra mütevekkilin imamı ziyarete gitmesi gerekirken mütevekkil bir adam gönderip görüşmek istediğini bildirmiş. İmam mütevekkilin sarayına gitmiş. Halifenin yanında bulunanlardan biri halifenin gözüne girmek için imama ne vakte kadar bu iki yüzlüğe devam edeceksiniz demiş. İmam Ali Naki o adama dönüp bu söylediğin yalansa Allah seni kökünden kessin buyurmuş. İmamın sözü tamamlanır tamamlanmaz da o adam olduğu yere yıkılmış, ölüp gitmiş. Bu da Ehl-i Beyt düşmanlarına imamın ilk ihtarıymış. İnsanlar dilden dile günlerce bunu anlatıp durmuşlar. İmam Ali Naki Samarra'daki ikameti döneminde çok ıstıraplar çekmiş. Özellikle mütevekkil tarafından sürekli tehdit ve eziyetlere maruz kalıyormuş. İmam bu dönemde sürekli tehlikeyle karşı karşıyaymış. Ehl-i Sünnet'in ileri gelen alimlerinden İbn-i Cevzi şöyle yazmış. Bir defasında mütevekkilin yanında bulunanlar İmam Naki'nin evinde kumdaki Şiilerden gelen silah, yazılar ve diğer şeyler var ve sizin hükümetinize karşı saldırmaya hazırlanıyorlar diye İmam Naki'yi çekiştirmişler. Mütevekkil bir grubu geceleyin imamın evine göndermiş. Fakat bir şey bulamamışlar. İmamı yalnız başına bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapadığı bir halde bulmuşlar. Üzerinde
yünden bir elbise varmış. İnce kumlar üzerinde oturmuş, Allah'a ibadeti, Kur'an okuyormuş. İmamı o haliyle mütevekkilin yanına götürüp, evinde bir şey bulamadık, Kur'an okuduğu halde gördük onu demişler. Mütevekkil, İmam Aleyhisselam'ı görünce, onun azamet ve heybeti karşısında elinde olmaksızın ona saygı gösterip yanına oturmuş. Sonra elindeki şarap kadehini Hazret'e sunmuş. İmam Naki, beni muaf gör diye buyurması üzerine mütevekkil bundan vazgeçip o halde bir şiir oku demiş. İmam ezberinde az şiir var buyurduysa da mütevekkil illa da okuyacaksın diye ısrar edince Hazret şu şiir okumuş. İnsanlar korunmak için dağ tepelerine tırmandılar. Yiğit kişilerdi ama o tepeler fayda etmedi onlara. Yenildiler. Yüceldiler. Sonra düşürüldüler. Mezarlara yerleştiler. Ne de kötü yerlerdi onlara yerleştikleri mezarlar. Gömülüp gittiler. Sonra da bir feryat eden artlarından bağırdı. Nerede bilezikler? Nerede taht, taç, nerede süsler, püsler? Ne oldu o naz-ı naimle beslenen, bezenen yüzler? Hani vaktiyle nazlarla, nimetlerle perdelenirdi o yüzler? Kabir bu soruya açık saçıp cevap veriyor da diyor ki, şimdi yüzlerde kurtlar oynaşmada, kurtlara yem olmuş o yüzler. İmam Naki'nin bu buyrukları mütevekkilin üzerinde öyle bir tesir etmiş ki mütevekkil kendini tutamayıp ağlamış. Gözyaşlarından sakalı sırılsıklam olmuş. Mecliste olan diğerleri de ağlamışlar. Mütevekkil şarap sofrasını toplamalarını emretmiş. Sonra da imama 4000 dirhem sunarak onu saygıyla evine göndermiş. O zamanlar İmam Naki ve izleyicilerin hayatlarının en zor dönemiymiş. Çünkü bu mütevekkil Abbasi halifelerinin en kafiri, en kötüsü ve en reziliymiş. Peygamber soyuna en fazla düşmanlık güden birisiymiş. Mütevekkilin Emirül Müminin Ali'ye karşı kin ve düşmanlığı onu inanılmaz bir alçaklık ve rezalete çekmiş. Müminlerin emiri Ali ailesi ve izleyicilerine karşı büyük bir kin besliyormuş. Bilhassa Ali'ye karşı aşırı kini varmış ve ona açıkça haşa haşa küfürlü ağır sözler diyormuş. Mütevekkil elbet düşmanları ve nefret sahibi olan nasibilerle düşüp kalkıyormuş. Eğlencelerde taklitçi birini o Hazreti taklit etmekle görevlendiriliyormuş ve kendisi bu sahnelere bakarak gülüp eğleniyormuş. Kirli kalbini teskin etmek için bir palyaço karşısında çirkin ve utanç verici hareketler yaparak Emir'in müminin Ali ile alay etmesini emretmiş. Mütevekkil de onun hareket ve edalarını seyrederek şarap içiyor. Sarhoş haliyle kahkahalar atılıyormuş. Mütevekkilden böyle hareketleri görmek hiç de şaşırtıcı değildir. Asıl şaşırtıcı olan ve acı olanı böyle çirkin ve rezul mamunları Resulullah'ın halifesi, İslam'ın ulul emir ve bir Müslümanların hakimi sayarak gerçek İslam ve Resulullah'ın tertemiz ehli beytine sırt çevirip böyle halifelere uyanların durumudur. Maalesef ki insan ancak bu kadar sapabiliyor. Mütevekkilde sadizm cinayeti öyle bir hadde varmış ki kendisi bile bazen bunu itiraf ediyormuş. Mütevekkilin veziri Feth bin Hakan bir gün onu düşünceli görünce dal kavuklukla neden düşüncelisin diye sormuş. Vallahi yeryüzünde hiç kimse senden daha güzel ve daha iyi bir yaşama sahip değildir demiş. Mütevekkil geniş evi, iyi eşi, bol geliri ve malı mülkü olan, eziyet edebilmemiz için bizi tanımayan ve tahkir edebilmemiz için bize muhtaç olmayan kimsenin yaşamı benden çok iyidir demiş. Mütevekkil Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ine karşı eziyet ve baskılarını öyle artırmış ki Ehl-i Beyt imamları aleyhisselamı sevmek ve izlemek suçuyla halka işkence veriyor, cezalandırıyormuş. İşte bu nedenle Ehl-i Beyt aleyhisselamın işi çok zorlaşmış. Mütevekkil Ömer bin Ferah-ı Rahçı'yı Mekke ve Medine valisi yapmış. O
halkı Ebu Talip oğullarına bağış ve ihsan etmekten alıkoyuyormuş ve bu işi sıkı bir şekilde denetliyormuş. Bunun üzerine halk da can korkusundan Alevileri savunma ve gözetlemekten vazgeçmişler. Böylece Alevoğulları çok zor günler yaşamışlar. Mütevekkilin bütün geçmişlerini saran bu korku dışında onun Ali oğullarına karşı duyduğu kin ve nefret de muhalefeti ve baskılarını artırıyormuş. Onun hükümeti döneminde Alevilerden bir grup zehirlenmiş. Mütevekkil uydurma rüyalar naklederek halkı kendi zamanında ölmüş olan Muhammed bin İdris-i Şafii'yi izlemeye teşvik ediyor ve böylece onların Ehlibeyt imamlarına yönelmelerini engellemek istiyormuş. Mütevekkil hicretin 236. yılında Şehitler Efendisi İmam Hüseyin'in Kerbela'daki mezarını, türbesini, kubbesini ve etrafında yapılmış olan birçok evi yıktırarak yerle bir ettirmiş. Lanet olsun ona. Lanet mütevekkil imamın türbesini tahrip ettirmiş. Türbesini de su altında bırakmış. Daha sonra sürdürmüş ve oradaki tüm eserleri yok etmek için ziraat yapılmasını emretmiş, tarla yerine koymuş. Onların yerine ekin ektirmiş ve halkın Hazret'in mezarını ziyaret etmesini engellemelerini emretmiş. Mütevekkil İmam Hüseyin'in türbesinin kendine karşı bir üs haline gelmesinden, insanların Hazret'in şehadet ve mücadelesinden ilham alıp hilafet sarayının zulümlerine karşı kıyam etmelerinden endişeleniyormuş. Fakat Şehitler Efendisi'nin sevenleri hiçbir şartta Hazreti Hüseyin'in türbesini ziyaret etmekten çekinmemişler. Hatta mütevekkil 17 defa Hazreti Hüseyin'in mezarını yıktırmış, ziyaretçilerini tehdit ettirmiş ve türbenin etrafına iki gözetleme kulesi yaptırmış. Fakat bütün bu cinayetlere rağmen yine de halkı Şehitler Efendisi İmam Hüseyin'i ziyaret etmekten alıkoyamamış. Ziyaretçiler çeşitli zarar ve işkencelere rağmen yine de gidip Hazret'in türbesini ziyaret ediyorlarmış. Mütevekkil'in öldürülmesinden sonra Şiiler ve Alevilerin yardımıyla İmam Hüseyin'in mezarı yeniden yapılmış. Bağdat halkı duvarlara ve mescitlere mütevekkile karşı sloganlar yazıyor ve şiirlerinde onu kınıyorlarmış. Aşağıdaki şiir bunun bir örneğidir. Bu şiirde Abbasilerin akrabası olan Ehlibeyt soyuna yaptıklarıyla Ümeyye oğullarından farkları olmadığı anlatılır. Bilirsiniz Ümeyyeoğulları Ehlibeyt'e çok zulmetmişti. Bu sefer Abbasilerin de zulmünden bahsediliyor burada. Ümeyyeoğullarını geçti diyorlar. Vallahi Ümeyye oğulları öldürdülerse zulümle peygamberlerinin kızının oğlunu, şimdi onun soyundan olan kişiler Ümeyye oğullarının cinayeti gibi bir cinayet işlediler. İşte bu Hüseyin'in kabri de yıkılmış. Sanki Abbas oğulları üzgünler Hüseyin'in katline ortak olmadıklarına. Şimdi Hüseyin'in kabrini yıkarak izliyorlar Ümeyye oğullarını çekinmeden. Evet, dönemin tebliğ araçları ellerinde olmayan mescit, topluluk ve hutbeleri Abbasi hükümetinin yalakçılarının elinde gören halk itiraz ve öfkelerini böyle dile getiriyorlarmış. Meşhur ve kendilerini sorumlu gören şairler de kendi yeteneklerini kullanarak mütevekkile karşı etkili şiirler okuyarak halkı Abbasilerin cinayetlerinden haberdar ediyorlarmış. Mütevekkil de kendine karşı yükselen itiraz ve muhalefet seslerini susturmak için elinden gelen hiçbir cinayeti esirgemiyor. Kendisiyle uzlaşıp işbirliği yapmayan ulema, şairler ve diğer kesimleri acımasızca eziyor ve çok çirkin bir şekilde öldürüyormuş. Mütevekkil, Müslümanların beytül mallarını zayi etme, har vurup harman savurma konusunda da diğer halifeler gibi pek çok cömertmiş. Tarihte onun çeşitli saraylar yaptırdığı ve sadece günümüzde Samarra şehrinde hala eserleri kalan Mütevekkil Kulesi için 1 milyon 700 bin dinar harcadığı bilinir. Mütevekkil böyle israflar yaparken Aleviler ve Resulullah'ın Ehli Beyti öyle sıkıntı çekiyorlarmış ki Medine'de bir grup Alevi kadının doğru dürüst bir giyecek elbisesi bile yokmuş. Sadece
bir tek eski ve yıpranmış bir elbiseleri varmış. Onu da sırayla kullanıyorlar. Yün eğirerek geçimlerini sağlıyorlarmış. Mütevekkil ölünceye kadar onlar böyle içler acısı bir durum içerisindeymişler. Mütevekkil, Türk komutanları Küçük Boğa ve Vasif'in devlet idaresindeki baskısını kırmaya çalışmış. Bu arada onlara kötü muamelede bulunmuş. Onlar da Mütevekkil'in oğlu Muntasır'la işbirliği yaparak Mütevekkil'i gece yarısı paramparça ederek öldürmüşler. Bu eylem İslam tarihinde özel koruma birlikleri tarafından halifeye karşı işlenen ilk cinayettir. Bu durum Abbasi devletinde Türklerin iktidarı tamamen ele geçirdiklerini göstermektedir. Halife Mütevekkil'in Türklerden oluşan özel birliklerce öldürülmesiyle Abbasi devleti artık gerileme dönemine girmiştir. Muntasır, Mütevekkil'in öldürüldüğü günün gecesi hilafete gelmiş ve babasının bazı saraylarını yıkmalarını emretmiş. O Alevileri eziyet etmiyor, onlara yumuşak davranıyor, şefkat gösteriyormuş. İmam Hüseyin'in mezarını ziyaret etmelerine izin veriyor. Onlara iyilik ve ihsanda bulunuyormuş. Yine Fe'deki İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in evlatlarına döndürmelerini, Ebu Talip oğullarına ait olan vakıfları onlara bırakmalarını emretmiş. Maalesef Muntasır da bir yıl sonra Türkler tarafından hilafetten düşürülmüş ve zehirletilerek öldürülmüş. Ondan sonra Mustain hilafete geçmiş ve o da kendinden önceki halifelerin yolunu takip etmiş. Onun hilafeti döneminde bir grup Alevi kıyam etmiş ve öldürülmüş. Mustain bazı akrabaları ve Türk kumandanlarını Beytülmal'ı har vurup harman savurluk maraları konusunda serbest bırakmış. Yine Elbeyt imamlarına karşı çok kötü davranıyormuş ve bazı rivayetlere göre İmam Hasan askerinin bedduasına uğrayarak helak olmuş. Mustain ordusundaki Türk askerlerinin ayaklanması karşısında direnememiş ve kaçmış. İsyancılar Mutaz'ı zindandan çıkararak ona biat etmişler. Onun da Alevilere karşı davranışı çok kötüymüş. Onun hilafeti döneminde Alevilerden bir grup kılıçta veya zehirlenerek öldürülmüş. Mutaz'ın işleri büyüyünce Mustain onunla barışmaya razı olmuş. Mutaz ise bu görünüşte onunla barışıp Samarra'ya davet ettikten sonra yolda onu öldürmelerini emretmiş. Fakat hilafet makamı Mutaz'a da vefat demiş. Mutaz sonunda Türk kumandanları ve diğerlerinin isyanlarıyla karşılaşmış. İsyancılar onu iyice bir dövmüşler. Sonra ağzına, boğazına kadar tuz doldurup kapatmışlar. O halde bir bodruma atıp kapısını üzerine kapatmışlar ve orada can vermiş. Bütün bu olaylar yaşanırken İmam An-Naki son zamanlarına kadar kendilerine başvuran iman ve irfan usulsuzluklarını aydınlatmış. Hiçbirinin sorusunu cevapsız bırakmamıştır. İmam An-Naki 868 yılında iktidardaki halife Mu'temid tarafından zehirlettirilmiştir. İmam An-Naki yıkanıp tekin ve teçhizlerinden sonra cenaze kalabalık bir cemaatle şehirde gezdirilmiş ve daha sonra defnedilmiştir. İmam An-Naki Hakk'a yürüdüğünde 40 yaşlarındaydı. Türbesi Samarra Bağdat'tadır. Kendilerinden sonra imamet oğlu İmam Hasan-ül Askeri'ye intikal etmiştir. Cebir ve tevhiz ehline yazdığı risale, dini ve şer'i hükümlere dair sözleri, Kadılar Kadısı Yahya'nın sorularına vermiş olduğu cevaplar adlı 3 tane şeyi vardır. Ne diyoruz biz buna? Risalesi vardır. Bunun vecize, İmam Naki'nin vecizlerinden birkaçını da okuyayım, bitireceğim. Her biri çok kıymetli nasihatler ihtiva eden ve insanlığa ışık tutan bu sözlerden bazıları şunlardır İmam Naki'nin. Asıl yoksulluk nefs kötülüğüdür. Şiddetli bir ümitsizliktir. Bir insanın biri hakkında kötü zanda bulunması onda bir kötülük olduğunu gerçek olarak bilmedikçe haramdır. Aynı şekilde bir kimsenin hayırlı olduğunu gerçek olarak bilmedikçe onun hakkında hayırlı olduğu kanaatine varmak da aynı şekilde doğru değildir. Dünya bir pazar yeridir. Bir kısım insanlar o pazarda kar ederlerken bir kısım insanlar da ziyana uğrarlar. İlim ve hikmet tabiatı bozuk kişilerin gönüllerinde durmaz. Hayır yapan bir kişi hayırdan daha hayırlıdır. Güzel sözü söyleyen
güzelden daha güzeldir. Alim olan ilimden daha üstündür. Şer işleyense şerden daha kötüdür. Nefsi kendisine ihanet eden kişinin şerrinden emin ol. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aşk ola hü erenler. Allah eyvallah Seyidim. Yüreğine sağlık. Çok güzel oldu. Eyvallah Seyidim. Sevgican. Efendim Pirim. İmam Ali'nin Naki'yi nasıl bilir? Nasıl bilmesi gerekiyor? Nasıl anlatması gerekiyor? Az bir şey, böyle ufacık bir şey olsa öyle fazla şey gerekmez. Ne yaptınız? Yani biz az bir müsaade bir şöyle dedik. Dedik ki İmam Ali'nin Naki veya da İmam Muhammed pardon dilerim dediğimizde zaten onların bir çerçevesi var. Onların bir tarifi var. 10 tane tarifi yok. Hepsi aynıdır. Şimdi bir zinciri düşünün. Boynunuza taktığınız zinciri düşünün. Bak o zincirin halkalarına bakın. Hepsi aynıdır. Zaten siz bir halkaya baktığınız zaman o bir halkanın içerisinde hepsini görmeniz lazım. Yani İmam Ali Naki dediğin zaman bütün imamları görmeniz lazım. Ehl-i Beyt'i görmeniz lazım. Onların hizmet anlayışını görmeniz lazım. Onların ilim anlayışını görmeniz lazım. Onların muhabbet anlayışını görmeniz lazım. Onların yaklaşım anlayışını görmeniz lazım. Onların yaklaşım, hitap tarzını görmeniz lazım. Bunlar hepsi hangi imama bakarsanız bakın hepsinde mevcuttur. Aynıdır. Aynen. Yalnız hizmet yani icraatta yapmada, etmede fark var. Yaklaşımda, yani düşünce tarzı aynıdır. Hangisine giderse gidin, hepsi aynı. Çünkü çizgi bir, yol bir. Yani sonuçta ortada hak kelam var. Herkes hak kelamından yola çıkıyor. Ayrı gayrı olmaz. Fakat demişler, menzil bir, yol o menzile gitmek bin bir çeşit yol var. Yani bu bağlamda. Aynen, ben de öyle söyleyecektim. Bütün imamlarımız zaten aynı düşüncede, aynı yolda gidiyorlar. Evet. Eyvallah Pirim. Evet Canlar. Lokmamızı elimize alıyoruz. Bismillah, Allah Allah. Geldiğiniz Muhammed Ali yolu, durduğunuz Mansur Darı, gördüğünüz Hak Didarı olsun. Allah Allah. Lokmanız hak bula. Hak katında kabul olan. Allah Allah. Tüm hanelere, ocaklara pay gider. Allah Allah. Lokmanız üçler için ola, beşler gözcü ola, yediler menzil vere. 12 imamların kırkların katarına ere. Sonuçta eksilmeye, taşa dökülmeye. Allah Allah. Lokması bin padayı belayı afatı defeyleye. Tür sofrası ola, tür lokması ola. Hak saklaya, Hızır bekleye. Hak katında kulu divana yazılmış ola. Aydınlığın kaynağı olan delillerimiz sofralarımıza nur ola, lokmalar nur ola, şah zuhur ola, yeğene helal ola, yedirene delil ola, kazalara kalkan, belalara bekçi ola. Gittiği yerler gam, keder, gusta görme. Bir lokması bin tadayı, belayı, afatı defeyleye. Bu lokmaların yüz hürmetine Yüce Allah cümlemizi görünür görünmez kazadan, beladan, afattan koruya kollaya emin eyleye. Allah Allah. Eyleye. Zalıma, zuluma, haksıza, hukuksuza karşı cümlemizi muvaffak eyleye. Allah Allah. Hizmet edenler hizmetlerine şefaat bulalar, emekleri zaya gitmeye, erenler kerem eyleye. Allah Allah. Beşlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum pakların, 17 kemerbestlerin ve kırklar hizmetleri ve nazarı aleyhleri üzerinize hazır ve nazır ola. Allah. Bir Nebi Kerem'i Ali, Pirimiz Üstad'ın Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, bekleye saklaya, yabana uğratmaya. Lokma hakkına, Evliya Kerem'ine, Allah'ın cemine, gerçek erenler demine. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Hak kabul eylesin canım. Allah. Allah'a sağlık. Evet. Dilbarcan, Söngülcan, Şengülcan, Allah lokmanızı, niyazınızı, niyetinizi kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Gözmüşlerinizin ruhuna değsin.
Allah Allah. Cem geceniz Allah mübarek Allah. Olsun. Cem geceniz mübarek olsun. Cümle canlardan rızalarınızı istiyoruz. Biz misafirlerimizi getirdik. Allah Allah. Cem geceniz mübarek olsun. Dualar kabul olsun. Merdan Ali. Tüm hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Siz de bize dua edin. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sağ olun, var olun. Dualarımız sizinle olsun. Aşkını yazın. Sağ olun. Ehl-i Beyt'in dergahına yazılsın lokmanız. Allah kabul etsin. Allah Allah. Allah Allah. Hak razı olsun cümlemizden. Şeyden Bozkurtcan, İmam Ali Naki veyahut da imamların algısını nasıl bize anlatabilir? Yani imamlar nasıl bir algıya sahip? Onların duruşu, kişiliği, onları nasıl anlamamız gerekiyor? Rızalık varsa tabii. Çok mütevazı. Tamamen ilimi yayınlamak, ilimi anlayabilmek için kendilerinden ve bildiklerinden ödün vermeden ilerlediler. İmamları, bugünkü işlediğimiz İmam Ali'nin de hayatına baktığım zaman hiçbir farklılık görmüyorum. O da dedesi gibi, diğer dedeleri gibi şehit edilmiştir. Yine Abbas halifeleri çok çekmiştir. Yine küçük yaşlarda hilafet zoruyla imamete getirilmiştir. Yani onların hayatına baktığımız zaman Ehl-i Beyt'e de sadece İslamiyet'i daha doğru, daha düzgün olduğu gibi, gerçek teki olduğu gibi yayınlamak ve insanlara gerçekten bunu anlatabilmek için mücadele etmişlerdir. Bunu görüyorum. Eyvallah. Teşekkür ettim. Yetiyor. Sağ ol. Eyvallah. 12 imamla yardımcınız olsun. Çiğdem Sakınç. Çiğdem Can nasıl görüyor 12 imamları? Nasıl anlamamız lazım 12 imamları? 12 imamları ben şöyle anlıyorum. Hep eziyet, sıkıntı, mücadele görmüşler. Hep doğruyu göstermeye çabalamışlar. Ben Zeynel Abidin'in şeyini okumuştum, hayatını okumuştum ve ağlamaktan gözlerimden şey yapamadım, yani okuyamadım. Yani o kadar sıkıntı, o kadar eziyet görmüş ve ağaç kovuğuna giriyor ve ağaç kovuğundan bile o kadar zalim, o kadar gaddar ki ağacı biçtiriyor, yani ağacı kestiriyor, biçtiriyor ve Zeynel Abidin İmamımız da böylelikle şehit oluyor ya kendisi ve çok etkilenmiştim. Rüyama bile girmişti yani Zeynel Abidin. İmamların şahı olarak görüyorum yani onu ben. Yani Alevilerin bu imamlarımızın Hazreti Ali'den sonra, Hüseyin'den sonra çok büyük bir eziyetler, çok büyük sıkıntılar, kıyamlar oluyor. Ve Hazreti Hüseyin'den sonra Hazreti Hasan, işte Hazreti Hasan'ı da zehirleyip öldürüyorlar. Ben bunları şimdiki devreye çok benzetiyorum Seyyidim. Yani aynı devirde yaşıyoruz yani. Yine aynı Hüseyin'in Kerbela şehrindeki gibi yaşıyoruz yani. Aynı devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek herhalde. Böyle devam edecek diye düşünüyorum. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hakka yettim. Tabii. Evet. Eyvallah. Teşekkür ettim. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun Pirim. Cenab-ı Hak bizleri onların muhabbetinden mahrum eylemesin. Nurcancan, imamı nasıl anlıyorsunuz? Ben yol önderi olarak görüyorum onları. Kendimize, hayatımıza bir model olarak görüyorum. Onların yolundan gitmek istiyorum. Öyle yaşamaya çalışıyorum. Ve evet, onların çektiği eziyetlerin, biz de mesela gün içerisinde diyoruz ki işte şöyle zorluk gördük, hastalık gördük, dert gördük, ailemizden, çocuklarımızdan yahut da sevdiklerimizden sınandık. Ama çektiğimiz eziyet onların %1'i bile değil.
ben de diyorum ki yani evet. Onların zamanında yaşamadık, onların zorluklarını görmedik. Biz neden yolumuzdan mahrum olalım? Biz neden doğruluktan ayrılalım? Biz neden onların yaptıklarını yapmayalım? Ben bu konuda onları kendime her zaman için önder olarak görüyorum. Allah bizi onların yolundan, şefaatinden ayırmasın inşallah. Allah Allah. Allah. Peki Nurcancan, böyle bir durumla hiç karşılaştınız mı? Bazen başınıza hani insan olur ya, bazen dara düşer, çok sıkıntıya düşer. Bazen insan umudu bile dahi, o anda umudu dahi kayboluyor. Öyle bir anda böyle bir şey aklınıza geçti mi? Ya işte bizim imamlarımız Fatma Ana, Zeynep Ana böyle acı çekmiş, böyle zorluklarla, böyle amansız, umutsuz zaman süreç içerisinde geçmişler. Bu benim çektiğim nedir ki? Deyip de kendinize cesaret, kendinizi motive, yani kendinizi orada biraz ne oluyor sana gibi. Öyle bir anınız oldu mu? Evet, tabii ki. Her seferinde, her düştüğümde, her sıkıntı çektiğimde, her hastalık gördüğümde, her dara düştüğümde onlar nasıl katlanmışlar, onlar bunu yüz binlerce daha ağırını görmüşler, hakareti görmüşler, cezalandırılmışlar, ne bileyim şehit edilmişler, bir sürü kötü olaylar yaşamışlar ama sen nasıl olur da hemen pes edersin diyorum, ayağa kalkıyorum onların sayesinde, Ehl-i Beyt'in sayesinde. Evet. Fatma anamızın, 12 imamların hepsinin şeyini, hayatını gözümün önüne getiriyorum. Her zaman için bana güç veriyor ve her zaman için de Allah'a şükürler olsun. Tekrar tekrar üstesinden geliyorum yani. Eyvallah, teşekkür ettik. Sağ olun, var olun. Aşkını yazarım. Güzel, sağ ol. Hak razı gelsin. Mustafa Sarıtaşcan. Siz 12 imamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 12 imamlar hakkında düşüncemiz yani gerçekten hem deri hem farklı. Yani ne hem eziyet, katliam, baskı, zulüm. Yani şöyle bir şey var. Mesela Musa'nın, Hazreti Musa'nın Firavun'da gördüğü eziyet. Mesela Firavun soyu elinde bir secere var. O secereyi uygulamış. Sürekli Musa'ya zulüm edeceksiniz. Aynı soy devam etmiş. O günden bugüne kadar Ehl-i Beyt soyuna zulüm ediliyor. Ehl-i Beyt soyu katlediliyor. Ve bu şekilde devam edip belirtiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendimi kaybettim yani. Kusura bakmayın. Gerçekten kötüleşiyorum ben. Anlatamıyorum. O yüzden acı... Tüm doğru, bunlar acı. Biz de Kerbela'yı, yani ben o Kerbela soruları hazırlarken fark ettiniz, ben de etkilendim bayağı. İnsan oradan kurtulamıyor. Yani insan bir davanın içerisine girdiği zaman, o davayı bir derleme, bir toparlama yaptığı zaman, ya da anlatmaya kalktığı zaman, orada biraz gerçekten yürek, biraz da cesaret ister. Çünkü çok ağır o acıları bir anda hissetmek yani. Bazen dediğiniz gibi insanın bilinçaltına yerleştiriyor. Bunu rüyalarımıza da birebir yaşayabiliyoruz. Fakat şunu yapmamız lazım. Onun için ben Nurcan Can'a sordum. Dedim ki böyle bir şey aklınıza geçiyor. İşte bizim aklımıza hep o geçmesi lazım. Onlar bugün İmam Zeynel Abidin bütün neslini kaybettiği halde tekrar hayata devam etti. Mücadeleye devam etti. Davası için mücadele etti. Geri adım atmadı. Evet, tabii ki üzüleceğiz. Tabii ki gözyaşımızı da dökeceğiz. Bu doğaldır. Fakat doğal olmayan bu anı yaşayıp da geri çekilmek, hiçbir şey yapmamak. Doğal olmayan budur. Eğer bu konuda da bir şeyler yapıyorsak eyvallah. Burada da bir Melek Can'ın kapısını çalalım. Melek Can da galiba hala da bize bir değişir, bir şeylerle bize cevap verir. Destur Perim. Eyvallah. Şimdi, Destur Şenmer'den adım.
12 imamlarımızın anarken, hayatını okurken, öğrenirken, incelerken gördüğümüz hep aynı şey. Pir İmam Hüseyin'in dik duruşu, onurlu duruşunu diğer bütün imamlarımız yaşamları boyunca zaten uygulamışlar. Hepsi aynı duruşta, aynı mücadelenin içinde. Şah-ı Merdan Ali'nin bir sözü var, yolu doğru olanın yükü ağır olur diye. Gerçekten yolu doğru olanın yükü ağır oluyor, çilesi ağır oluyor. Bir de zamanın egemenlerinin, hükümdarlarının en zalim zamanlarında, en çok çile çektikleri zamanda bile asla ödün vermeden, kimliklerinden, kişiliklerinden, doğru yollarından ödün vermeden tam tersi sevgiyle, bilgiyle, dürüstlükle doğru yolun yolcusu olmuşlar. Bedeli hayatını vermek de olsa doğru yolundan şaşmamışlar. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman günümüzde de aynı şeyleri yine yaşıyoruz. Kendi hayatımızda da bazen zaman zaman zalimliklerle, haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Ama yine de hak edenlere, Yaradan'a sığınıyoruz. Sabırla, dürüstlükle ve sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel olmuyor. Sıkıntılarımız oluyor ama gerçekten onurlu bir yaşam bütün zenginliklerin üzerindedir. Böyle görüyoruz. Ve bunun ödülünü de hemen hemen her gün alıyoruz. Ben her zaman örnek veriyorum. Hayatımı şimdi hasat zamanı ve ödül zamanını yaşıyorum. Bu da benim için çok büyük zenginlik. Erenlerimizin izindeyiz. Zorluklarımız var ama manevi zenginlik her şeyin üzerinde. Onun için dürüstlük en büyük zenginliktir. Hak erenler yüreğimizdeki sevgimizi, sabrımızı eksik etmesin. Allah'a eyvallah. Allah Allah eyvallah, sağ olun. Teşekkür ettim. Güzel, güzel. Gülçince. Durumlar nasıl? İdare etseydim. Evet. İdare etmek en güzelidir. İdare etmek en güzelidir. Şimdi eğer ki birini kendine önder seçsen, o kişiyi de böyle imamlara benzetsen, imam olmuş olsa, yani imamlara, o kişiden neyi beklersin? Yani imamlar gibi böyle insanı etkileyen, insana yol gösteren, insanı aydınlatan, o böyle bir pir, öyle bir mürşit arzulasan, nasıl, o kişi nasıl bir şey size, nasıl gelmesi lazım size, size ne yapması lazım, neyi bekliyorsun o kişiden? O kişinin bana sevdiğim böyle Ehl-i Beyti, 12 imamları böyle çok güzel anlatması gerekiyor. 12 imamlar deyince gözyaşı, Kerbela, su. Ya nasıl anlatayım ki sevdim ya. O kadar böyle anlamlı bir şey ki karşımdakini Pir İmam Hüseyin'e benzetmek, 12 imamların yolunda gitmek. Bilmiyorum ya nasıl anlatabilirim. Bireyi anlatmak çok zor. Bu aralar gerçekten sevdim. Özellikle bu son iki aylarda ben böyle Kerbela'yı böyle birebir yaşıyorum. Özellikle su konusunda. Çocuklar geliyor bana, abla su vermiyorum. Bana yasak diyorlar. Su verme çocuklara diyorlar ama ben bir anda orada Kerbela'yı yaşıyorum. Ya. Çocuklar arasında geri gidiyorum. O kadar kötü günler geçiyorum. Özellikle bu son iki ayda Kerbela da yaklaşıyor ya. Sürekli de konumuz ya. Artık bilmiyorum sevdim. Yani çok gerçekten Kerbela demek hüzün. Umut, Pir İmam Hüseyin'i anlatmak gerçekten öyle birini bilmiyorum var mı ama sizler karşımdasınız. Benim için hepiniz böyle bilmiyorum. Pir İmam Hüseyin gibi gerçekten. Peki siz birinin mürşidi piri olmak isteseydiniz, o insanı nasıl etkilemek isterdiniz, o insana neyi vermek isterdiniz yani? Eğitiminiz ne olurdu? Yaklaşımınız ne olurdu? Ya da şöyle diyeyim.
siz bir okula, okula ilk defa bir öğretmen olarak gidiyorsunuz, öğretmen. Oradaki o öğrenciler, siz onlar piri oluyorsunuz, mürşidi oluyorsunuz. Onlara ne vermek istersiniz, onları nasıl yetiştirmek istersiniz? Gelecekte onları nasıl görmek istersiniz? Yani hangi ilimle, bilimle onları yetiştirmek istersiniz? Sevdim, ben eğer öyle bir şey olmuş olsa, öyle bir öğretmeye sormak istesem, özellikle Elbiyet'i anlatırdım. Çünkü o konularda gerçekten bizleri çok çektiğimiz için ben özellikle Elbiyet'i anlatmak isterdim. Eyvallah, yüreğiniz. Sevdim, ben bir de değiş olabilir miyim? Tabii, buyurun. Eyvallah. Ezra Şemmer'den aklınız. Matemimdir ah çekerim, Yezid'e lanet okurum. Kırtıydı Yezid sana de pirim pirim pirim. Ah pirim pirim pirim. Can pirim pirim pirim. Kufe halkı çağırdılar, seni yalnız bıraktılar. İkrarında durmadılar, de pirim, pirim, pirim. Ah pirim, 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 can pirim, pirim, pirim. Kerbela'ya vardılar, her bir yanını sardılar. Zulüme sessiz kaldılar, de pirim, pirim, pirim. Ah pirim, 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 can pirim, pirim, pirim. Kerubela har içinde, masumlara kan içinde. İntikamdır ki nefretle, de pirim, pirim, pirim. Ah pirim, 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 can pirim, pirim, pirim. Masum yürek sana ağlar, Seyit Hakkı yasın tutar. Kalsın davamız mahşere, de pirim, pirim, pirim. Ah pirim, 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 can pirim, pirim, pirim. İmam Hüseyin'in cesareti, Fatma Ana'nın cesareti de üzerimizden olsun. Perşembe gecemiz mübarek olsun. Allah'ım. Eyvallah, teşekkür ettim. Muhammed Karakaç, Seydim. Buyurun Seydim. Muhammed Karakaç, Seydim bize imamlarını nasıl anlatacak? Vallahi ben şiirde takıldım kaldım Seydim. Öyle bir güzel şiir okumuş ki mütevekkile. Yani insanlar korunmak için diyor dağ tepelerine tırmandılar. Yiğit kişiler dedi. Ama yine de o tepeler onlara sağlam, yani güç sağlamadı. Yenildiler. Yüceldiler, kendilerini yüksek gördüler. Ama aynı zamanda düşürüldüler. Çukurlara yerleştirildiler. Ne de kötü yerlerdi diyor onlar. Yerleştikleri yerde gömülüp gittiler. Sonra da bir feryat eden bağırtı artlarından, nerede hani bilezikler, nerede taht, taç, nerede o süsler, püsler, hani vaktiyle, nazarla, nimetlerle perdelenirdi ya. Şu yüce yaradının verdiği nimetler insanın gözünü perdelerdi ya. Nerede o yüzler? Bu soruyu açık seçik cevap veriyor diyor şimdi o çukurlar. Yani şimdi o yüzler de kurtlar oynaşıyor. Kurtlara yem olmuş o yüzler. Nice zaman yediler, içtiler, geçindiler. Şimdi ise dünya onları yer içer hale gelmiş. Nice zaman evlerde barındılar, oturup mutlandılar, değil mi? Mutlu oldular. Şimdi ise evlerden de ayrıldılar. Ehilden, ayalden de geçip gittiler. Bunca zaman hazineler yığdılar, mallar biriktirdiler derken mallarını, mülklerini düşmanlarına dağıttılar. Bittiler. Evleri bomboş, içindekilerse mezarlarında yatıyorlar şimdi. Göçtüler. Evet, göçtüler. Şu şiir bile tüm dünyayı, kainatı ve imamları ve de onun karşısındaki zulmiyeti anlatıyor. Bunu mütevekkil ağladı diyorlar ama oradakiler ağladığını biliyorum. Çünkü hakikati gördüler. Çünkü sözlerin hepsi, her kelimesi hakikattı.
Yani biz bu dünyadaki şu iki tane gözümüzün gördüğünü, şu nefsimizle savaşmaktan bir türlü hakikati göremez haldeyiz. Gözümüz, gönlümüz perdeli seydim. O sebepten dolayı kısa ve öz diyelim, nefsini bilmeyen insan, insan değildir. İlla ki nefsini bilecek. Biz dünyada yemeden, içmeden, uyumadan, efendime söyleyeyim yanlış işlerden zaten içki, kumar, zina bunlar söylemek bile istemiyorum. Yalandır, kov gıybettir, dedikodudur, hırsızlıktır, kulaklıdır. Lakin insan kendi kendini daha tanıyamamış haldeyiz. Biz kendimizi bilmiyoruz, kalkıp millete bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Önce kendimizi bilmek gerek. Ve kendimize herkese güzel anlatması hoş. Hoş da işte bunu yapmak gerek. Azizim diyor, yapmak gerek. Bunu karşısındakine göstermek, anlatmak değil. Onu gönlümüzde hal ve hareketimizle yapmak gerek. Ki kişiler desin ki ya bak Seyit bunu yapıyor, pirimiz bunu yapıyor. Biz de yapmamız gerekir. Doğru olan budur. Bence onların şartlarına göre yani Ali Naki'nin o imamın gerçekten o zorluklara, o 40 yıllık ömrüne neler sığdırmış, neler yapmış ve ne acılar çekmiş. Ama hiçbir zamanda en zalimine bile lafını esirgememiş. Vallahi bu şiir bence en büyük tokattır. Dünya malıyla uğraşana en büyük tokattır. O yüzün, o kremleyip de soldurmadığın yüzün, pırıl pırıl parlattığın yüzün, kurt kuşun yuvası olacak. Yani onun için insan gibi yaşamaktan, insan hani çok af buyurun bir merkep hakka ölürse semeri kalır derler. Bir insan, bir can hakka yürürse o zaman onun da bir eseri kalması gerekiyor. Yani desinler ki ya helal olsun. Yani en azından bir eser bırakmış, bir güzel dörtlük bırakmış, güzel bir insan bırakmış. Yani bu tabii ki dört duvardan bahsetmiyoruz. Yani handan, hamamdan, çeşmeden bahsetmiyoruz. Maldan, mülkten de bahsetmiyoruz. Eser dediğimiz güzel yetiştirilmiş bir evlat, güzel yetiştirilmiş bir talip, güzel yetişmiş bir ilim, bir dosya, bir divan. Bunun için bugün sözlerimiz belki uçup gidebilir ama bunlar eğer divana dökülürse, yazılara dökülürse emin olun biz gittikten sonra da elbet diyecekler. Helal olsun en azından 3-5 kelime bırakmışlar. Eyvallah Seyit'im bu kadar diyebileceklerim. Eyvallah Seyit'im yüreğinize sağlık. Demek ki emre türlü nefs var. Bu nefslerden biri de ilim nefsidir. Bizim nefsimiz ilimden birbiriyle yarışması lazım. İlimden birbiriyle rakabet etmesi lazım. Hizmette birbiriyle rakabet etmesi lazım. Bu nefs iyi bir nefstir, faydalı bir nefstir. Hani iyi niyet var, kötü niyet. İkisi de niyet. Biri iyidir, biri kötüdür. Nefs de öyledir. İyi nefs var, kötü nefs var. Eğer biz nefsi iyiye kullanıyorsa o iyi bir nefstir. Değil mi? Yani bu konularda aynen. Da biraz farklı boyuta bakmak. Hep nefs deyince kötü nefs demek değil. Nefsin iyi tarafı da var. Bizim için devamlı bir ne olursa o nesnenin iyi tarafını insanlara yansıtmak. Eyvallah. Şimdi bazı insan sıfatında da mahlukatlar var diyoruz. Yaratıklar. Mahlukat demiyoruz. Yaratıklar. İnsan sıfatındaki yaratıklar. Bazenlerinden ne diyoruz? Adam gibi insan. Adam gibi insan. Böyle göksümüzü gere gere söylüyor. Adam gibi insan. İşte öyle olmak gerekir. İkisinde de aynı sıfat var. Ne varsa burada gelmiş demiş neresi okuldur. Evet gerçekten neresi okuldur. Şimdi biz okuldan ne aldığımıza bağlı. Eğer iyi bir şeyler arıyorsa o okul iyi okuldur. Yani iyi bir nefse hizmet ediyor. Eğer biz okuldan gereken doğruları almıyorsak orası kötü bir yerdir. Yakın gitsin derler. Eyvallah Seyit'im yüreğinize sağlık. Teşekkür ettim. Burada bir de Bakı Seyit'im bir düşüncesini alın. Bakı Seyit'im siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eyvallah Seyit'im. Şimdi ben de siz konuşurken unutmamak için bazı noktalar aldım. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Muhammed Mustafa kendi sahabelerine diyor ki bütün dünya bir tarafa gitse Ali de bir tarafa gitse tersine siz Ali'nin peşinden giderseniz kurtuluşa yararsınız. Ali'nin yanında olursanız, Ali'nin peşinden
Gidin diyor yani. Şimdi imamlar da işte o Ali'nin evlatları, o tertemiz ehli bir ve 12 imam var. Bunun evlatları 12 imamlar da hakka, hakikate açılan kapıdır. Bu kapıdan içeri girenler hakka ulaşır. Dünya menfaati için, makam, mevki, işte kendi çıkarları için bu kapıdan uzaklaşırlar. Bu kapıya düşman olanlar da hakktan uzaklaşır. Kime yakınlaşır? İşte o secde etmeye şeytana gönül vermiş olurlar. Saltanat sahiplerine, iktidar sahiplerine bir hareket ederler. Şimdi İmam Ali'den başlayarak Ehl-i Beyt ve tüm imamlarımız hiçbir zaman iktidar sahiplerine boyun eğmemiş, dünyadan, dünyanın menfaatinden, çıkarlarından, zevkten, sefadan uzak durmuş ve bu makamı, mevki, zevki, sefayı elinin tersiyle gitmiştir. Onlar neyi göremedilmiştir? Tüm insanlığı hakka, hakikate çağırmışlardır. Yani insanlığı uyarmışlar, ikaz etmişler. Kötülerin, kötülüklerin yanında olmaması için. Gerçekten yani onların gönül gözleri açık olduğu için o gönül gözüyle o insanlara insanlığı, insan olarak dünyaya geldiğimizin farkındalığıyla yaşamalarını tavsiye etmiş ve sürekli hakikati, hakkı hakikati önermiş ve davet etmişlerdir. Şimdi biz niye diyoruz 12 imamların hürmetine, işte Ehl-i Beyt'in hürmetine bizi bağışlıyoruz. Onların batını anlamda baktığımızda işte onlar ölümden korkmadılar. İşte 12 imamlarımızı anlatıyorlar seyitlerimiz, canlarımız. Hiçbir zaman ölümden korkmadılar. Hoktan, hoktan yettiğinde ayrılmadılar. Çünkü onlar hürmetine diyor. Biz de onlara yakın olalım. Onlara yakın olduğumuz zaman da hakka yakın olmuş olacağız ki kurtuluşa ermiş olacağız. Seyidim, ben de fazla söyleyeceklerim bu kadar diyelim. Allah eyvallah. Eyvallah. Oktaycan. Seyidim, 12 imamlar deyince benim aklıma önce hepsinin ilim sahibi olduğu geldi. Hepsinin eyvallah, yüksek ahlak sahibi olmaları, mazlumun eyvallah yanında yer almış olmaları, fakiri, yoksulu kollamış olmaları, gizli bir şekilde onlara erzak dağıtmış olmaları, davranışları ve sözleriyle örnek oluşturmaları. Eyvallah. Böyle olmalarına rağmen şehit edilmişler. Yani biz olsak Allah'a hemen isyan ederdik. Ya böyle yapıyoruz, bunları yapıyoruz. Böyle ahlak sahibiyiz, böyle ilim sahibiyiz. Ama işte gerçeği ilim sahibi olunca olay birçok farkındalık olduğundan dolayı, olgunluk olduğundan dolayı, insan kamillik olduğundan dolayı onlar tabii ki Allah'a isyan etmiyorlar. Ama biz bu beşeri halimizde isyan ederdik herhalde. İyilik yaptığımız için mesela bazen iyilik yaparız. Yaptığımız iyilik karşısında Allah'tan beklentimiz olur. İşte böyle bir iyilik yaptım, şöyle iyi davrandım gibisine. Ama 12 imamlar hep mütevazı kalmışlar. Yani kendilerine yakışanı yapmışlar. Benim aklıma bunlar geldi Seyidim. Eyvallah. Çok güzel. Çok güzel. Olması gerekenleri anlattınız. Yüreğinize sağlık diyorum Oktaycan. Güzel, önemli olan insan beyninde, kendi beyninde onları tasarlamak, onların sahip olduğu faziletleri dile getirip o faziletleri, o güzellikleri, o hikmetleri, onların o hikmetlerini insanlarla paylaşabilmek. Bunu da yaptınız hepiniz. Sağ olun, varın, teşekkür ettim. Cümlenize aşkını yazım olsun. Şimdi de bir söz hakkını hizmet sahiplerine verelim.
Bakın Seyit'im buyurun. Eyvallah Seyit'im. Eyvallah Seyit'im. Himmet eyleyin. Himmet Şah Merdan Ali'den olsun. Onu kenarlardan olsun. Eyvallah. Muhammed'i candan sev ki Ali'ye selam olasın. Ehl-i Beyt'e gönül ver ki Ali'ye selam olasın. Haydar 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 Ali'ye selam olasın. Ey dost ey dost ey dost ey dost Ali'ye selam olasın. Muhammed'im hazır bil ki, canı Hakk'a nazır bil ki, her gördüğüm hazır bil ki, Ali'ye selam olasın. Her gördüğüm hazır bil ki, Ali'ye selam olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selam olasın. Hızır 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 hızır. Ali'ye selam olasın. Muhammed'e gönül kat ki, ah edip rehbere yet ki, bir gerçekten etek tut ki, Ali'ye selam olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selam olasın. Ey dost, ey dost, ey dost, ey dost, Ali'ye selam olasın. Hasan ile girdim ceme, Hüseyin sırrını deme, müsaipsin lokma yeme, Ali'ye selam olasın. Hüseyinsiz lokma yeme, Ali'ye selam olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selam olasın. Hızır 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 hızır, Ali'ye selam olasın. Zeynel Bakır, Cafer Kazım, Rıza'ya bağlı dönüldüm. Hatırı kırma Şahmaz'ım, Ali'ye selam olasın. Hatırı kırma Şahmaz'ım, Ali'ye selam olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selam olasın. Ey dost ey dost ey dost ey dost, Ali'ye selam olasın. Takiye nakit yeri, askerden biterleri, Fethi sıratına varır, Ali'ye selam olasın. Fethi sıratına varır, Ali'ye selam olasın. Haydar haydar, haydar haydar, Ali'ye selam olasın. Hızır 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 hızır, Ali'ye selam olasın. Hatayım ödüm ırmaz, bir gerçekten sözüm ırmaz. Her aleme sırrım deme, Ali'ye selam olasın. Her ademe sırrım verme, Ali'ye selam olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selam olasın. Hey dost hey dost hey dost hey dost,
Ali'ye selman olasın dost. Allah eyvallah nefes birdedir. Allah eyvallah diyeyim. İsmini zikrettiğiniz kurularımızın himmetleri ve nazarları üzerinize hazır ve nazır olsun. Hizmetiniz hep katında kabul olsun. Allah eyvallah. Bismillah. Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak. Muhammed Mustafa ile Şah-ı Merdan Ali Yüzüsü hürmetine hata ve kusurlarımızı ol Rıza Hakkı için bağışla. Muhammed Mustafa Hakkı için bağışla. Ali Mürteza Hakkı için bağışla. Hatice-i Kübra Hakkı için bağışla. Fatime Tülkü'ye Hakkı için bağışla. İmam-ı Hasan Hulkiriz'e Hakkı için bağışla. İmam Hüseyin Beşli Kerbel Hakkı için bağışla. İmam Zeynep Ali'nin Hakkı için bağışla. İmam Muhammed Baktır Hakkı için bağışla. İmam Cafer Sadık Hakkı için bağışla. İmam Musa-i Kazım Hakkı için bağışla. İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan Hakkı için bağışla. İmam Muhammed Takı Hakkı için bağışla. İmam Ali Naki Hakkı için bağışla. İmam Hasan Askeri Hakkı için bağışla. İmam Muhammed Mehdi Sahibi Zaman Hakkı için bağışla. Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Hakkı için bağışla. Erenler, Evliyalar, Sirler Hakkı için bağışla. Allah Allah, Allah eyvallah gerçeğin demine, bu mümine, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed ve ehliyiz. Evet, şimdi bir duazı imam okunacak ama herhalde Muhammed Seyyidim onu da sizin vakti yok. Nefes Muhammed Seyyidim. O kırlarım ceminde la ilahe illallah, erenler meydanında la ilahe illallah, yok la ilahe illallah, la ilahe illallah, alçaltır neslini kefe la ilahe illallah, yetiş Muhammed Mustafa la ilahe illallah, hak la ilahe illallah, la ilahe illallah. İmam Hasan meydanda, Şah-ı Hüseyin irfanda, İmam Zeynel zindanda, la ilahe illallah, İmam Bakırlı sultan, la ilahe illallah, İmam Cafer Ercan'ı, la ilahe illallah, yetiş Kerem'le Şah'ı, la ilahe illallah, Musa-i Kazım'ın işi la ilahe illallah, Hak'tadır Rıza Bacı la ilahe illallah. İmam Rıza bin Okur, la ilahe illallah, Takina ki rengine, la ilahe illallah, Ali'nin asker rengine, la ilahe illallah, Mehdi Resul cengine, la ilahe illallah. Kalmadı imamlar ferdi, la ilahe illallah, aşkı Muhammed verdi, la
la ilahe illallah. Derviş velinin verdi la ilahe illallah. Tavazım oldu tamam la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah. Nefes birdedir. Allah Allah, Allah Allah, Allah eyvallah, hizmetin sağ katında kaldı ola. Bismillah, Allah Allah. Hata eyledim, noksandır işim. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlıdır başım. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hasan'la Hüseyin, balkıyan nur ise, Zeynel Abidin bir gizlice sır ise, özümüzde benlik, kibir var ise, tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Muhammed Bakır'ın izinden çıkma, yükünü Cafer'den tut, gayriye bakma, hatıra dokunup bir gönül yıkma, tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Musa'ya Kazım'a vardır niyazım. İmam Rıza'ya bağlıdır özüm. Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Taki ve maki benzer bir aya, Ali emeğimizi salmaya zaya. Tuttuğumuz yalan uya, bet uya. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hasan'ın askeri gülleri biter. Mehdi gönlümüzün gamını atar. Ettiğimiz yalan, kovu, gıybete. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hatayım eydir Bağdat Basra. Öyle zamana kaldık böyle asra. Sen Kerem Kanesin, kalma kusura. Tövbe günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah eyvallah, Allah Allah, gerçeğinde bile büyük. Şimdi lokması olan canlar, lokma duası için para kalkmak isteyen canlar, bir lokma duası verelim. Ondan sonra delilciler hazır olsun. Bismillah, Allah Allah. Geldiğiniz Muhammed Ali yolu, buyurduğunuz Mansur Dağı, gördüğünüz hak didarı olsun. Tabip Muhip lokması, Erenler lokması geldi meydana. Pirim İmam Hüseyin, kabul eyle ulu divana. 12 imamlar saklaya, bekleye, uğratmaya yabana. Car Muhammed, Car Ali, Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli, lokma hakkına, evre keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, erenler sokağa varan, dar çeken gider göre, gider gören cehennemleri görmüyor. Erenler sokağa varan. Evet, canlar, delilci canlar meydana gelsin, delilleri sırlamak için. Destur pirim. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun, 12 imamlardan olsun. Allah eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah. Peygamberin nuru aşkına. Ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına. Ya Ali. Nur ola, sır ola. Allah eyvallah, nefes birdedir. Allah Allah. Hak Muhammed Ali hizmetlerini dergi hazretinde kavramak dedi. Destur-u Pirye Hakk'a Muhammed diye Ali ismi Şah. Allah Allah. Vakitlerimiz hayır, hayırlar fethola. Şerler defola. Mümkün münafık berbat ola. Müminler şad ola, meydanlar abad ola. Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola. Gönlünüz pak ola. Gönlünüz aydın,
Erenler ev yerler, haldaşınız ola. Sonsuza dek bu çera yolumuzun nuru ve kılavuzu ola. Cenab-ı Hak yardımcınız, Muhammed Ali gözcümüz ve rehçiniz ola. Gerçeğin demine, evliye kerimine gönül birliğin. Allah eyvallah, gerçeğe büyü medet mürvet ya Muhammed ya Ali. Şimdi rızalık almak için canlar meydana gelsin. Destur seydim. Destur şah Merdan Ali'den olsun. Onun için meydana olsun. Bugün de 183. Hak dergahımızın Ali Naki'ye anlatıldı. İmam Ali Naki. Perşembe gecemiz mübarek olsun. Seyitlerimin, Ayhan Seyitimin yüreğine sağlık. Raki Seyitimin, bütün Seyitlerimin emeğine, yüreğine sağlık. Canların da emeğine sağlık. Seyitlerim ve canlar, bugün de gönül birliğiyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin rızalığını istiyorum. Pirimizin huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, döktüğümüz, incittiğimiz varsa dile gelsin. Herkes hakkın oldu mu razı canlar? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah Erenler. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Hak da sizlerden razı olsun. Allah Allah. Nefes birden. Allah Allah. Allah, Allah eyvallah. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Batın oldu çerağı nuru Ahmet. Sahir oldu şemsi mahı Muhammed. Allah Allah. Nur içinde nur olan. Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola. Kötülükler bizden uzak ola. Gönüller şad ola. Fatma ana yürüsü hürmetine. Allah Allah. Ola. Allah. Ol Cenab-ı Hak Muhammed Ali şefaatinden, Ehl-i Beyt katarından ve 12 emların dizarından mahrum eylemeyelim. Allah Allah. Ol Cenab-ı Hak dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı asıl eyle. Allah Allah. Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, afattan koruya kollaya emin eyle. Allah Allah. Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmeye. Allah Allah. Bu erkenden, bu inançtan mahrum eylemeye. Allah Allah. Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde muhabbetten ayrılanın, Hak Muhammed Ali yardımcısı, gözcüsü ve kısa olan. Allah Allah. Fatma Hanım'ın çektiği acıların yüzü sürmetine. Dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyetle niyazınız kabul olan. Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. Dil bizde, kabul edene baksana da, gerçek erenlerde buna. Ya Allah ve Muhammed. Allah'a emanet. Hizmetiniz oldu tamam. Yardımcımız olsun. 12. Allah Allah. Şefaatinden ayrılırsınız. 12 emrinin hatırından, liderinden ayırmayın. Allah eyvallah. Eyvallah. Dilim bülbül olsun. Nefes bildiriz. Nefes bildiriz. Dilimiz seyit attı. Eyvallah, eyvallah. Yüreğinize sağlık seyitlerim. Hizmetçiler, hizmetini yerine getiren tüm canlara Allah eyvallah diyoruz. Daha üstün hizmetler nasip olun. Allah Allah. Bu gecenin muhabbet hürmetine, yaptığımız muhabbetin hürmetine sizlere iyi geceler diliyorum. Allah rahatlık versin. Bir dahaki güne umutla uyanmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Allah Allah. İyi geceler. Allah Allah rahatlık versin. Allah eyvallah Erenler. Günlerinize iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Aşk niyazlarım olsun. Bu gecenin nuru üzerimize daim olsun. Allah Allah. Cümle canlarımıza aşk olsun.